TGRT Euro Şehri Gündem programı olarak Kütahya Belediyesi'ndeyiz ve yanımızda Kütahya Belediye Başkanımız Kamil Saraçoğlu var. Kamil Bey, bizlere Kütahya'yı tanıtır mısınız? Tabii Kütahya'yı kısaca tanıtmak hakikaten çok zor. Kütahya çünkü 7000 yıllık tarihi bir geçmişi var. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Frigya döneminden başlamış, Bizanslar, Roma, Selçuklu, Anadolu Beylerbeyliği yapmış. Osmanlı'da kuruluşun mekanları olmuş. Aynı zamanda Cumhuriyeti'nde kuruluşunun gerçekleştirdiği bir topraklar. Hakikaten her tarafı, her ilçesi, merkezi adeta bir açık hava müzesi şeklinde şirin bir Anadolu şehri, Anadolu kenti. Bunun yanında %56'sı ormanlarla kaplı. Termal bölgesi aynı zamanda. Türkiye'de 65 termal bölge var. Bunun 9 tanesi Kütahya sınırları içinde. Aynı zamanda madenleri çok çeşitli maden yatakları var. Bunun yanında sanatla ilgili çok önemli işte Çin'i sanatının bulunduğu bölge Kütahya. Bu manada hakikaten çok görülmesi gereken, ziyaret edilmesi gereken mekanların olduğu bir şehir. Belediyemizin vermiş olduğu hizmetler hakkında bilgi verir misiniz? Belediye olarak öncelikle şehrimizde yaşayan insanların mutlu olabileceği, huzurlu olabileceği bir şehir haline getirmek istiyoruz Kütahya'yı. Bu manada da belediyecilik biliyorsunuz doğumdan ölüme kadar hayatın her alanında, her safhasında var olan bir kurum. Bu nokta itibariyle biz doğan çocuğumuzdan vefat eden hemşerimize kadar hep onların yanında olmaya, onların hayatını kolaylaştırmaya gayret gösteriyoruz. İşte çocuklarımız için oyun parkları yapıyoruz. Biz oyun parkımızı geldiğimiz günden beri 120'nin üzerinde oyun parkını yeni oyun parklarıyla donattık. Atlarını kavucuk hale getirdik. Bunun yanında gençlerimiz için konserler, kültür hizmetleri, aynı zamanda belki yörenin en büyük macera parkını gençlerimiz için hayata geçirdik. Aşağı yukarı 1,5 yıldır hizmet vermekte. Diğer halkımız için de yeşil alanlar, yürüyüş alanları, parklar, bahçeler ve şehir düzenlemeleriyle ilgili rahat edilebilecek ne varsa onu yapmaya gayret gösteriyoruz. Mesela bunun yanında işte çocuklarımızın, kadınlarımızın, kızlarımızın şehir hayatında çok rahat gezebilecekleri öncelikle akşamları, geceleri şehir ışıklandırması yaptık. Gece saat 2'de, 3'te bile Kütahya'da bir kızın yürüdüğünü, bir kadının yürüdüğünü, güvenlik içinde yürüdüğünü görebileceksiniz. Yani bu gibi hizmetlere bunun yanında hem kadınlarımız için işte Haymana Hanımlar lokalimiz var. Sadece bayanların faydalandığı içinde yüzme havuzu, saunası, güzellik salonu, kreşi, kütüphanesi, toplantı salonları yapabilecek hizmeti veriyoruz. Gençlerimiz için ve çocuklarımız için yüzme bilmeyen çocuğumuz kalmasın. Proje çerçevesinde 3 tane yüzme havuzunu inşaatını başladık, bitme noktasına geldi. Yani kısacası Kütahya'da belediyecilik ya da bizim belediyecilik anlayışımız burada yaşayan, şehrimizde yaşayan halkın mutlu olabileceği, huzurlu olabileceği bir şehir tasavvur ediyoruz ve bunu inşa etmeye devam ediyoruz. Kamil Bey, başkanlık makamına geldiğiniz andan itibaren birçok prestijli projeye imza attığınızı bilmekteyiz. Şu an güncel olarak devam eden projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Bizim şu anda tabii projelerimiz devam ediyor. Halkımıza biz plakamızda 43 olduğu için seçimlerden önce 43 projemizin sözünü vermiştik. Bu projelerin artık büyük bir kısmını hayata geçirmenin, kimisinde inşaatının devam ettiğini özellikle söylemek istiyorum. Yaklaşık %85'in üzerindeki projeyi biz hayata geçirdik. Diğerlerinde inşaatlara devam ediyor. Ama asıl önemsediğimiz bizim projelerimizden bir tanesi arıtma ile ilgili proje. Bu çok çok önemli. Belki halkımız tarafından çok da bilinmeyen ya da duyulmayan bir proje. Ama bu yaklaşık 65 milyonluk bir proje. Bunun artık son noktasına geldik. Tahmin ediyorum ki 2 ay içinde bu projeyi bitireceğiz. Ve Kütahya'nın bugün ve geleceğinin suyunu arıtabilecek bir tesisi Kütahya'ya kazandırıyoruz. Bu tesis yani doğadan aldığımız bir suyu
kullanıp tekrar doğaya kullanılabilir bir şekilde bırakmanın projesi. Ve bu projede işte orada elektrik enerjisi üreteceğiz. O tesisin elektrik enerjisini oradan karşılayacağız. İşte çıkan çamurdan gübre haline getireceğiz. Yani çok fonksiyonlu bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bunun yanında hem kadınlarımız için hem gençlerimiz için de projelerimiz var. İşte macera parkımız faaliyete geçti. Hanımlar lokalimiz bir tanesini yaptık. İkincisinin inşaatına başladık. Çocuklarımız için parkları meydana getirdik. Ve en önemli projelerimizden bir tanesi de kentsel dönüşümle ilgili 1400 konutun inşasına başladık. Şu an itibariyle %40 inşaatını bitirdik. Kaba inşaatları bitti, artık ince işlere geçiyoruz. Tabii Kütahya'yı kentsel dönüşümde de önemli bir noktaya getirmiş olacağız. Ve trafik sorununda özellikle merkezde bulunan Zafer Meydanı hattındaki düzenlemelerle ilgili orada iki alt geçidi 135 gün gibi çok kısa sürede bitirdik, hizmete sunduk. Ve yine merkezdeki eski belediyemizin binamızın altında olan katlı otoparkı yapıştırdık, devletle bitirdik. Yaklaşık 300 araçlık bir otoparkı hizmete sunduk. Diğer bir önemli projemiz, belediye hizmet binamız yok bizim. Hiç geçmişte de olmamış. Hep farklı yerlerde, farklı mekanlarda hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Bugün itibariyle de 11 bölgede, 11 yerde belediye hizmetini götürmeye gayret gösteriyor. Bu da tabii sıkıntılara yol açıyor hemşehrilerimiz tarafından. Biz ilk defa Kütahya'da belediye hizmet binamızın temelini attık. İnşallah Mayıs ayında, 2018 Mayıs ayında hizmete açacağız. Örnek bir proje, Selçuklu mimarisinde bir özelliğe sahip ve inşallah o hizmet binamız bittikten sonra tüm birimlerimizi aynı çatı altında, aynı yerde hemşehrilerimize hizmet etme imkanı bulacağız. Kütahya'da ilk defa itfaiye binasını bu dönemde biz kazandırdık. Hep ilkleri yapmaya gayret gösteriyoruz. Ve tüm yollarımızı, özellikle bize daha önce bağlanan 24 tane bizim mahallemiz var, köylerimiz var. Bunların tüm asfalt çalışmalarını, yol çalışmalarını bitirdik. Aynı zamanda o bölgelerimize, şehrimizin değişik mahallelerine de kültür evleri yapıyoruz. Önceki belediyemiz 7 kültür evi yaptı, hizmete açtı. Biz şu anda 9.sunu yapıyoruz. İnşallah bu yıl onları bitireceğiz. O kültür evlerinde vatandaşlarımız sohbet yapacak. Bizler onlarla beraber oralarda toplantı yapacağız. İşte eğitim amaçlı kullanılabilecek. Yani o mahallede kalan hemşehrilerimiz o kültür evlerimizi bizim dolu dolu kullanacaklar. Biz de halkımıza söz verdiğimiz işte mahalle meclislerini o mekanlarda gerçekleştiriyoruz. Yani projeler böyle hakikaten saymakla bitiremiyoruz. İşte 3 tane yüzme havuzu gençler için inşaatına başladık, bitireceğiz. Ve şehri güzelleştirme noktasında da şehrimizin farklı noktalarına, kavşaklarına, meydanlarına da estetik olarak havuzlar yapıyoruz. 5 havuzumuzu yaptık, onlar şu anda faaliyette. Ve şehir giriş kapılarını çinilerle bezenmiş, çinilerle süslenmiş 2 şehir giriş kapımızın inşaatına başladık. Saat kuleleriyle farklı mekanlara şehri farklı bir konuma getirmek istiyoruz. Bunun yanında da diğer kurumlarla ilgili de işte cezaevi inşaatımız başladı, yerini biz tespit ettik. Adliye binasının yerini çözdük. Orman ve devlet su işlerinin binalarının şehir dışına alınması konusunda imar planlarımızı düzenledik. Onların önünü açmış olduk. Tarım İl Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü hepsinin şu an Milli Eğitim'in, İşkur'un ve hepsinin de altyapılarını hazırlayarak hazır hale getirdik. Yani sadece belediye çalışmaları değil, diğer kurumların da önünü açma konusunda hakikaten önemli çalışmalara imza attığımızı düşünüyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder, başarılarınızın devamını dileriz.